Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. kimya yazılısını çözeceğiz. Yazılımızın pdf açıklama kısmında mevcut. Ayrıntılı şekilde çözmeye çalışalım. Sadece yazılı çözmeyelim. Aynı zamanda öğretici olalım istiyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, bu videoları da beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz bakın. Aşağıda verilen bileşiklerin yaygın adlarını verilen boşluklara yazınız diyor. Arkadaşlar mutlaka bilmeniz gereken, bunları ezbere bilmeniz gereken bileşikler mevcut. Ders kitabınızda da var. Mutlaka oradan bakın. Yaygın adlarını ve formüllerini mutlaka öğrenin arkadaşlar. Birincisi bakın HCl. HCl'nin adı nedir? Tabii ki tuz ruhudur. İkincisi ne? Sülfürik asit ya da zaç yağı dediğimiz bileşik Üçüncüsü nitrik asit ya da kezzap olarak bilinen değil mi diğer bir asit. Yine bakın cohla bitmiş iki tane karbonlu. Buna da ne denir? Sirke asidi adı verilir asidik aside ve sonuncusu arkadaşlar gördüğünüz gibi kalsiyum karbonat ne diye adlandırılır bu da kireç taşı diye adlandırılır ve geldik ikinci sorumuza bakın ikinci sorumuzda yukarıda e, kroze jambolan behar ayrımın derece silindir verilmiş diyor ki yukarıda verilenler aşağıda verilen laboratuvar görsellerinin altına yazınız yani bunların ait olduğu görsellerin altına beraber yazacağız birincisi bakın gördüğünüz gibi işte böyle cam bardağa benziyor ama kenarında şöyle sıvının akıtılması için bir çıkıntı vardır. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Beher diyoruz öyle değil mi? Dolayısıyla birincisinin adı nedir? Beherdir. İkincisinde gördüğünüz gibi üzerinde dereceler olan ince uzun cam bir kap. Bu da sıvıların hacimlerinin ölçülmesinde genellikle kullanılır. Şuradan beher hemen bir silelim. Bu da ne? Dereceli silindir diye geçiyor. Bakın dereceli silindir diye geçiyor. Üçüncüsü gördüğünüz gibi alt kısmı yuvarlak, boynu çok uzun değil. Boynu alt kısmı huni şeklinde çok uzun olana biz balon joje diyorduk. Bu ise arkadaşlar ne diye adlandırılıyor? Cam balon diye adlandırılıyor. İkisini karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi altı böyle yuvarlak balon gibi oldu. Şimdi bunun adı cam balondur diyoruz. Dördüncüsünde çok aslında eskiden beri bildiğiniz bir alet verilmiş. Bunun adı da arkadaşlar nedir? Ayırma hunisidir. Ayırma hunisini biz genellikle için kullanıyoruz? Sıvı sıvı karışımların ayrılmasında kullanıyoruz. Ve sonuncusu gördüğünüz gibi nedir? Krozedir. Krozede ısıtma işlemlerinde çok yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğu için fırınlarda kullanılır. Porselen bir malzemedir. Üçüncü sorumuzda yandaki tabloda verilen element atomlarının katman elektron dağılımını yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz demiş. Hemen yazalım. 17'ye kadar yazacağım. 2, 8, 7 şeklinde. Gördüğünüz gibi kaç tane katmanı var? 1, 2, 3. Yani o zaman Üçüncü periyotta. Şimdi uzun uzun yazmayalım da şöyle sadece buraya 3 yazalım isterseniz şöyle. Üçüncü periyotta. Peki grubu ne? Arkadaşlar 7 ile bittiği için tabii ki grubu da 7 A grubudur. Flora bakalım. Flor 2, 7 şeklinde. Şimdi iki tane katman yazdığım için ikinci periyotta bulunuyor. En son katmanda 7 var. Demek ki arkadaşlar bu da nerede yine? 7 A grubunda. Lityum 2, 1 şeklinde. Kaç katman yazdım? 2. O zaman ikinci periyotta. En son katmanda bir tane elektronu var. Yani 1A grubunda diyoruz. Kalsiyum bakın 2, 8, 8, 2 şeklinde yazılmış. Gördüğünüz gibi 4 tane katmanı var. Yani 4. periyotta. En son katmanda arkadaşlar 2 tane olduğu için 2A grubunda bulunur bu element diyoruz. 2, 8, 3 diye yazdım alüminyumu da. Gördüğünüz gibi 3 tane katman yazdım 3. periyotta. En son katmandaki 3 sayısı da onun 3A grubunda olduğunu gösteriyor. Geldik dördüncü sorumuza bakın. Kimyasal tür sorusu bu. Aşağıda verilen kimyasal türleri yandaki tabloyu doğru olarak yerleştiriniz demiş. Hemen bakalım. Hidrojen, flörür, ametel, ametel değil mi arkadaşlar? Ametaller arasında kovalent bağlar vardır ve bu bir moleküldür arkadaşlar. Bakın HF'yi molekül kısmına yazıyorum. Br2 de gene bakın aynı brom atomlarından oluşmuş. Yani aynı elementten oluşmuş. Dolayısıyla bu da bir element moleküldür arkadaşlar. Bunu da gene molekül kısmına yazıyorum. Magnezyumun üzerinde artı 2 var. Dolayısıyla artı yüklü, eksi yüklü olanlara biz ne diyoruz? İyon diyoruz. Onu da iyon kısmına yazdım. Karbon ve hidrojenlerden oluşan CH4 gördüğünüz gibi bir moleküldür. Onu da gene molekül kısmına yazdım. Ve SO4 üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 2 olduğu için SO4 de nedir? Bir iyondur diyoruz. NO3 bakın nitrat üzerinde eksi var. Dolayısıyla arkadaşlar nitrat nedir? eksi yüklü bir iyondur. Bakın helyum tek başına gördüğünüz gibi tek bir atomdan oluşuyor. Dolayısıyla nedir? O bir atomdur. Atom kısmına yazdım. N2O3 azotlardan ve oksijenlerden oluşan kovalent bağlı bir nedir? Moleküldür. Demir ve argon da gördüğünüz gibi arkadaşlar tek atomlu oldukları için onları da yine atom kısmına yazıyorum. Geldik 5. sorumuza. Yandaki periyodik kesitte bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Bir kere bunların arkadaşlar nerede olduğunu anlamaya çalışalım. Sodyum 11'e göre yani bunlar hangi e, gruptalar onları bir bulalım. Sodyum 11'e göre yazdığımız zaman 2, 8, 1 olduğunu görüyorsunuz. En son yazdığım bir yani değer elektron sayısı 1 dolayısıyla bu nerededir? 1A grubundadır. Onun yanındaki magnezyumun da nerede olması gerekir? 2A grubunda olması gerekir. Demek ki sodyum ve potasyum 1A grubunda, magnezyum ve kalsiyum 2A grubunda. Bunu anlamış olduk. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir? Arkadaşlar birinci iyonlaşma enerjisi periyodik tabloda sağ ve yukarıya doğru artıyor. Dolayısıyla burada sağ ve üstteki kimdir? Magnezyumdur. Bundan dolayı da en yüksek olan kimdir? Magnezyumdur diyoruz. İstisnalar yok mu? Var. Nerede o istisnalar hatırlıyorsanız. Normalde soldan sağa doğru artar ama biz ne diyoruz? 2A 3A'dan büyüktür. 5A'da 6A'dan büyüktür. Ama burada öyle bir istisnai durum yok. Dolayısıyla 2A 1A'dan zaten büyük olduğu için burada en sağ üstteki kimdir? Magnezyumdur diyoruz. Metalik özelliği en büyük olan element demiş. Arkadaşlar metalik özellik periyodik tabloda sola ve aşağıya doğru artıyor. Bakın şu şekilde artıyor. Dolayısıyla en sol aşağıdaki element kimdir burada tabii ki? Potasyumdur. O zaman metalik özelliği en yüksek olan kim? Potasyum yazıyoruz. Atom çapı en büyük olan element hangisidir? Atom çapı bakın soldan sağa doğru azalırken sola doğru artıyor arttığı yönü yazalım isterseniz. Şuna metalik şöyle karışmasın yazdığımız çizgiler. Şu sağ üstteki neydi hangisinin arttığı yöndü? O da birinci iyonlaşma enerjisiydi. Burada ne yazıyoruz arkadaşlar? Atom çapını bakın çap yazalım şöyle şöyle. Sola doğru ve aşağı doğru artar. Dolayısıyla en sol aşağıdaki element hangisidir burada? Gene gördüğünüz gibi potasyumdur diyoruz. Hem çapı en büyük olan hem de en metalik olan kimmiş? Potasyummuş. Sodyum ve potasyum elementlerinin grup numarası demiş arkadaşlar. Zaten en başta biz bunu bulmuştuk. Grup numarasını gördüğünüz gibi burada. 1A grubunda bulunurlar diyoruz. Altıncı sorumuz bir eşleştirme sorusu. Aşağıda verilen kavramları açıklamaları ile eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Sağ tarafta bunların açıklamaları yani tanımları verilmiş. Genellikle son katmanında 1, 2, 3 elektron bulunan parlak, iletken olan elementlerdir. Arkadaşlar kimdir bunlar tabii ki? Metallerdir öyle değil mi? O zaman bunu metallerle bakın şurada eşleştiriyorum. Atomun proton sayısı ve nötron sayısı toplamıdır. Atomun proton ve nötron sayısı toplamını biz ne diyoruz arkadaşlar? Nükleon sayısı ya da kütle numarası diyoruz. Atomun sahip olduğu proton sayısı atom numarası ya da ne olarak adlandırılır o da? Çekirdek yükü olarak adlandırılır. Çekirdekteki protonlar yüklü taneciklerdir. Dolayısıyla kaç tane proton varsa çekirdek yükü de ona eşittir diye kabul ediliyor. Oradan aklınıza gelsin. Genellikle son katmanlarında 5, 6, 7 elektron bulunan mat, kırılgan ve yalıtkan özelliklere sahip olan element grubu. Metallerin tam tersi gibi değil mi? Bakın metallerin neydi? Gördüğünüz gibi parlak iletkendi. Bunlar ise arkadaşlar mat kırılgan. Son yörüngelerinde 5-6-7 elektron bulunuyor. Bunlar tabii ki kim? Ametallerdir diyoruz. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi veya bağ elektronlarını kendine çekme kuvveti şeklinde tanımlanan özelliğinde biz ne diyoruz arkadaşlar tabii ki? Elektro negatiflik diyoruz. Eşleştirmemiz bu şekildeymiş. Yedinci sorumuz bileşiklerin adlandırılması ile ilgili. Bakın burada farklı bileşikler var. Hem kovalent bağlı bileşikler var hem iyonik bağlı bileşikler var. Bunları nasıl adlandıracağız? Bunları adlandırmadan önce bileşin içerisinde ne olduğunu yani hangi tip bir bileşik olduğunu anlamamız gerekiyor bizim. Dikkat edin birincisinde kükürt ve oksijen var. Kükürt ve oksijen nedir arkadaşlar? İkisi de ametaldir. Ametal olduğu için kovalent bağlı bileşiktir. Kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken biz mono, di, tri kullanıyoruz. Peki ametal neydi? Ametalin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor ki öyle değil mi? O zaman bileşin içerisindekilerin ametal olduğunu, dolayısıyla bileşin kovalent bağlı bileşik olduğunu, mono di tri'yi kullanmanız gerektiğini bilebilin. Ne diyorduk arkadaşlar biz? Kısaca Job Hasan Fare Celal'in burnunu ısırdı. Bunlar ametaller. Ametalleri bu şekilde ezberlerseniz sizin için tabii ki çok iyi olacaktır. Job Hasan Fare Celal'in burnunu ısırdı. Bakın kükürt da ametal, oksijen de ametal. O zaman ne diyorum ben bunu adlandırırken? Kükürt Bakın 3 tane oksijen var. Tri oksit şeklinde adlandırıyorum. Burada başka var mı o şekilde bileşik? Evet bunun üçüncüsü de öyle. Azot ve oksijen var. İkisi de ametal. O zaman bu bileşiği de adlandırırken diyeceğim ki di azot monoksit diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi birincisi e, ilk element bir tane ise mono kullanmıyoruz. Bakın burada kükürt dedik sadece mono kullanmadık. Ama ikincisi teks arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Mono şeklinde belirtiyoruz. Alüminyum oksit gördüğünüz gibi bu alüminyum metal, oksijen ametal ikisinin arasında oluşan bileşik alüminyum oksit, iyonik bağlı bileşik. Dolayısıyla bunu dümdüz okuyup arkadaşlar yazıyoruz. Bu şekilde biraz aşağıda yer bırakmadım. Alüminyum oksit diyelim arkadaşlar bu şekilde adına. Buradaki de bakın kök iki tane kökten oluşmuş. Bu da iyonik bağlı bileşik. Bu köklerin adlarını tabii ki çok iyi biliyor olmanız lazım. Onu belirtelim. Burada amonyum nitrat bu bileşimizin adını da bu şekilde bilmeniz çok önemli. Bakın burada bakır var. Bakır değişken değerlik alan metallerden bir tanesi. Değişken değerlik alıyorsa eğer orada başka bir kural adlandırması yapıyoruz. Neydi bakın o? Bir kere hangi elementler değişken değerlik alıyor? Ona bir bakalım. Ferdi, Perşembeden Cuma'ya hoş geldin sen. Değil mi? Bakın bunlar değişken değerlik alabilen metaller. Eğer bu metaller varsa bileşin içerisinde bunların kaç değerlik aldığını mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Oksijen eksi 2 yükselt basamağına sahip. 2 tane bakırın toplam artı 2 olması gerekiyor. O zaman bakırlardan bir tanesi kaç? Artı 1 değerli kalmış. O zaman diyorum ki ben bakır 1 oksit. Burada şuna dikkat edin. Burada arkadaşlar şu çok karıştırılıyor. Bakırın 2 tane olduğu için, bakır 2 tane olduğu için sayısını yazan arkadaşlar olabiliyor. Burada bakır 2 oksit diyor ama değil. Tekrar söylüyoruz. Bakırın aldığı değerlik burada artı 1 olduğu için biz burada değerliğini belirtiyoruz arkadaşlar bu değişken değerlik alanları yazarken. Sekizinci sorumuz bakın. Lewis yapıları ile ilgili karbondioksit molekülünün Lewis yapısını gösteriniz. Ders kitabınızda da var. Çok yaygın gene bu. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Karbonun 4 noktası var. Oksijenlerin arkadaşlar 6'şer noktası var. Oksijenler 6 noktadan iki tanesini ortaklaşa kullanacak. O zaman bakın karbon 2'şer tane noktasını uzatıyor. Oksijen iki noktasını uzatırken karbondan 2 noktasını uzatıyor. Karbonun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmayacak. Oksijenlerin üzerinde bakın dikkat edin. ikişer çift ortaklanmamış elektron olması gerekiyor. Lewis yapısı arkadaşlar tam da bu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta bazen bunun bağ yapısını sorabiliyorlar. Onda da eğer sorarlarsa bu şekilde yazarsınız, çizersiniz. Oradaki ortaklanmıştır çizgi şeklinde gösteriyorsunuz. Molekül içi bağların türü nedir? Buradaki bağlar farklı iki atom arasında oluştuğu için arkadaşlar polar kovalent bağlardır. Bakın polar kovalent bağlardır. Peki molekülün yapısı polar mı apolar mı diyor? Arkadaşlar şuna dikkat edin. Molekülün polar mı apolar mı olduğunu anlamak için merkez atomda elektron çifti var mı? Yok. Etraf atomları aynı mı? Aynı. O zaman nedir diyoruz biz? Apolar yapılıdır diyoruz. Dikkat edin tekrar söylüyorum bakın. Merkez atomda elektron çifti yoksa, etraf atomları aynıysa o zaman apolar yapılıdır diyoruz. Diğer B seçeneğinde HF'den bahsetmiş arkadaşlar. Bakın Lewis yapısını çizelim. Hidrojenin bir noktası var. Florin 7 noktası var. 7 noktasından bir tanesini ortaklaşa kullanırsa toplam 8 olmuş olacak. Dolayısıyla Lewis yapısı bu şekilde. Onun da bağ şeklini çizelim. O da bu şekilde olur arkadaşlar. Gene molekül içindeki bağ bakın gene farklı iki atom tarafından çekildiği için nedir buradaki bağ? Polar kovalent bağdır diyoruz. Şurada buraya yazmadık ama şöyle anladınız zaten siz polar kovalent orayı da tamamlayalım. Molekülün kendisi nedir? Farklı iki atomdan oluşan moleküller arkadaşlar polar yapılıdır diyoruz biz. O zaman molekülümüz de polardır. Şuna dikkat edin. Bakın x2 ise molekülün formülü. Yani aynı iki atomdan oluşuyorsa o zaman bu moleküllerimiz apolar yapılıdır. Dikkat edin bunu asla karıştırmayın. Eğer xy şeklindeyse yani farklı iki atomdan oluşuyorsa o zaman molekülümüzün yapısı nedir arkadaşlar tabii ki? polar yapılıdır diyoruz. Metalik bağım metallere kazandırdığı özelliklerden iki tanesini yazılmış. Arkadaşlar metallerin özellikleri zaten metalik bağ sayesinde. Bunları ne yazabilirsiniz mesela? İletkenlik yazabilirsiniz. Hem ısıyı hem elektriği iletmeleri metalik bağ sayesinde oluyor. Bir diğeri nedir? Parlaklık. Metallerin biliyorsunuz diğer bütün maddelerden farklı ve parlak görünmesinin sebebi işte bu metalik bağ sayesinde olur. Bir tane daha yazalım arkadaşlar. Dövülüp şekillenebilme. Bunu bir sürü şekilde anlatıyorlar arkadaşlar. İşte çekilip tel ve leva haline getirilebilme falan filan diye anlatıyorlar. Bunlardan iki tanesini yazsanız bu soru için yeterli. Ve geldik son sorumuza. Bakın üç tane bileşik verilmiş. Çünkü yanda verilen bileşikleri kaynama noktalarına göre sıralayınız. Şimdi kaynama noktasına göre nasıl sıralıyorsun? Eğer moleküller arasındaki bağlar sağlamsa o zaman kaynama noktası yüksek oluyor. Ne kadar sağlamsa o kadar yüksek oluyor. E burada baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Birincisinde ne var arkadaşlar? Moleküllerin yapılarını bir inceleyelim. Evet karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik. Dolayısıyla polar yapılı. Ama bir de ne var burada? OH var arkadaşlar. OH olduğu için bu aynı zamanda hidrojen bağı içeren, hidrojen bağı içeren bir moleküldür diyoruz. Hidrojen bağı hemen şurada hatırlayalım. FON atomlarına bağlı hidrojen varsa o bileşiklerde ne vardır? Hidrojen bağı vardır. Diyoruz arkadaşlar. Bakın hidrojenin olması yetmiyor. Hidrojenin olması yetmiyor. Ya da FON'nin olması da yetmiyor. Fon atomlarına bağlı hidrojen olması gerekiyor. Yani burada polar artı bir de ne var burada gördüğünüz gibi? Hidrojen bağı var. Dolayısıyla bunun kaynama noktası arkadaşlar yüksektir. İkincisine bakın. Arkadaşlar ikincisinde iki tane OH grubu var. Yani bu zaten polar artı 2 tane hidrojen bu oluşturabilecek. Bakın iki tane hidrojen bu oluşturabilecek yapıya sahip. Dolayısıyla burada bir kere ikinin birden büyük olduğunu anlamış olduk. Öyle değil mi? Çünkü ikincisinde iki tane hidrojen bu oluşturabilecek kısım var. Üçüncüsü ise sadece karbon hidrojenlerden oluşuyor. Sadece karbon hidrojenlerden oluşan bu molekülleri biz ne diyoruz? Hidrokarbon diyoruz. Hidrokarbonlar nedir? Apolardır. Apolar oldukları için bunlarda sadece London vardır ve London'da çok zayıftır arkadaşlar. Zayıf olduğu için de bunların kaynama noktaları çok düşüktür. 3'ü en sona yazacağız. 1 ve 2'yi karşılaştırdığımız zaman da 2'yi sola, 1'i ortaya yazacağız. Bu şekilde arkadaşlar olmuş oluyor. Hepinize başarılar Diğer videolarda görüşmek üzere.